Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Antalya'dan herkese selamlar. Ben Buket. Kanalınızı tesadüfen gördüm. Aslında böyle kanallara hiç inancım yoktur. Ama sizin birkaç hikayenizi dinledikten sonra gerçek hikayelerden bahsettiğinizi gördüm. Ben de size yaşadığım şeyleri anlatmak istiyorum. Yoğun geçen bir okul dönemiydi. Yaz tatili geldiğinde sürekli uyumaya başlamıştım. Okul açıkken sabahları çok erken kalkıyordum. Akşamları da ders çalıştığım için uykuya hasret kalmıştım. Yaz tatilinde öğleye kadar uyumaya başladım. Öğleden sonra kalkıyor, birkaç işimi yapıyor, sonra da film izliyordum. Bu film izleme seansları da gecelere kadar sürüyordu. Sonra uyku düzenim çok bozuldu. Gündüzleri uyuyor, geceleri ayakta duruyordum. Evdekilerle neredeyse karşılaşmıyorduk bile. Onlar uyuduğunda benim için gün yeni başlıyordu. Yine annemlerin çoktan uyuduğu bir gecede film izliyordum. Yatağıma uzanmıştım, kucağımda da bilgisayarım vardı. Çok duygusal bir film açmışım, sonlarına doğru ağlamaya başlamıştım. Gözyaşlarımı silerken yatağımın altından sesler geldiğini duydum. Filmi durdurup sesi dinledim. İki kişi karşılıklı konuşuyor gibiydi. İşin daha da kötüsü, benim hakkımda konuşuyorlardı. Biri diğerine, "Evet, şu anda ağlıyor," dedi. Sonra ikisi de gülmeye başladı. Ben yatağımdan aşağı bile inemiyordum. Sanki yatağımdan ayağımı indirsem yatağın altındaki şey beni çekecekti. Adeta donmuştum, hareket edemiyordum. Son duyduğum ses bizi kimseye söyleme oldu. Sonra odaya annem girdi. Bunu annem için söylemişler. Anneme anlatmayı çok istedim ama korktuğum için anlatamadım. Annem de yarın misafirlerin geleceğini söyledi. Erken kalkıp ona yardım etmemi istedi. Saatimin alarmını kurdum. Annem çıktıktan sonra yattım. 2 dakika sonra alarm çalmaya başladı. Ben daha uyumamıştım bile. Saati yanlış kurdum herhalde diye telefona baktım. Saat sabah 8 olmuştu. Bana 2 dakika gibi geçen sürede aslında saatler geçmişti. Anlayacağınız sadece sağımdan soluma dönmüştüm. Ve sabah olmuştu. Ben bu nasıl olur diye düşünürken annem girdi odaya. "Hadi kızım, kahvaltımızı yapalım sonra markete gideceğiz," dedi. Kahvaltıda da çok dalgındım. Annem sürekli sordu. "Kabus gördüm, ondan böyleyim," dedim. Anneme anlatmak için çırpınıyordum. Hatta diyordum, keşke ben anlatmadan o anlasa. Sonra kulağımda o sesi duydum. "Bizi kimseye söyleme," dedi ses. Tüylerimin diken diken olduğunu gördü annem. "Üşüdün mü? İstersen kapat camı," dedi. Biraz üşüdüğümü söyledim. Kalkıp camı kapattım. Oysaki hava çok sıcaktı. Kahvaltıdan sonra odama geçtim. Markete gidecektik, üzerimi değiştirdim. Çıkardığım geceliklerimi de katlayıp dolabıma yerleştirdim. Annemle marketten dönünce de yine odama girdim. Üzerimi değiştirecektim çünkü temizliğe başlayacaktık. Odama girdiğimde yatağımın üzerinde dağınık bir şekilde kıyafetlerim duruyordu. Ben odamı asla böyle bırakmazdım. Çok düzenliyimdir. Pijamalarımı katladığıma da eminim. Ama hepsi yatağın üzerindeydi. Annem de benimle geldiği için evde kimse yoktu. Yine anneme söyleyemedim. Eski kıyafetlerimden giyip temizliğe başladım. Temizliğimiz 3-4 saat sürmüştür. Sonra yemek hazırlamaya başladık. O sırada annemin telefonu çaldı. Komşumuz arıyordu. Köyden bize de süt getirmiş. Anneme o sütü gelip almasını söyledi. Ben ocaktaki yemeği karıştırıyordum. Annem de sütü almak için gitti. Daha 10 saniye bile geçmeden zil çaldı. Gelenler beklediğimiz misafirlerdi. Ama çok erken gelmişlerdi. Üzerimde o kıyafetlerle karşılayınca çok utanmıştım. Onları salona aldıktan sonra mutfağa gittim. Yemeği karıştırmaya devam ettim. Sonra tekrar zil çaldı. Gidip açtım, annem gelmiş. "Anne, misafirlerimiz geldi," dedim. "Ne misafiri kızım bu saatte? Akşam gelecek onlar." "Gerçekten geldiler mi?" dedi. "Geldiler anne, salondalar. Git bir hoş geldiniz de. Ben mutfakta yemekle ilgileniyorum," dedim. Annem üstünü başını bir çırpıda düzeltip içeri girdi. Sonra da mutfağa yanıma geldi. "Hani kızım, nerede misafirler?" dedi. "Salondalar anne." "5 kişi gelmişlerdi. Hepsi de salonda oturuyor," dedim. "Kızım, salonda kimse yok," dedi. "Belki tuvalete gitmişlerdir," dedim.
Beşi birden mi tuvalete gidecek kızım? Sen bugün erken kalktın diye daha toparlanamadın herhalde dedi. Anneme inanmadım. Kendim gidip baktım salona. Sonra da diğer bütün odalara baktım. Gelmemişlerdi. Olduğum yere çöktüm. Başım dönmüştü. Annem bir bardak su getirdi. Sen biraz yat uzan. Ben yaparım yemekleri. Ellerine sağlık. Çoğu işi sen yaptın zaten. Git sen misafirler gelene kadar dinlen dedi. Yok anne ben dinlenmek istemiyorum dedim. Kızım neyin var senin? Sabahtan beri bir durgunsun. Böyle olmadık şeyler görmeler falan. Erken kalktın diye mi oldu, ne oldu dedi. Ben anneme sarılıp ağladım. Duyduğum sesleri anlattım anneme. Ben anlattıkça annem dizlerini dövüyordu. Annem cinlere inanırdı. Başımıza bu da mı gelecekti derken mutfaktan gelen yanık kokusunu duyduk. Mutfağa koştuk. Tekrar yemeklerle ilgilenirken bu konu kapanmıştı. Sonra akşam misafirlerimiz geldi. Misafirler gittikten sonra da ben odama çekildim. Babam uyuduktan sonra annem girdi yanıma. Her şeyi bana başından anlatmamı istedi. Bir saat kadar konuştuk annemle. Annem kendi odasına geçtikten sonra ben de uzandım. Yine yatağımın altından sesler geliyordu. Bizi kimseye söyleme demiştik. Seni uyarmıştık dedi biri. Ben tavana bakıyordum. Gözlerimi bile hareket ettiremedim korkudan. Sonra yatağım sallanmaya başladı. O kadar şiddetli sarsılıyordu ki yatağımdan düşeceğimi sandım. Yatak başına sıkı sıkı tutundum. Sarsıntı kesilmeye başladı. Size yemin ederim kalbimin atışından üzerimdeki örtü havalanıyordu. Sallanma bittikten sonra yatağımın altından iki tane cüce çıktı. Boyları yatağımdan biraz daha kısaydı. Sivri, üçgene benzer kafaları vardı. Altı parmaklılardı diye hatırlıyorum. Ellerindeki parmak sayısı fazlaydı. Bir tanesi bir anda yatağımın üzerine çıktı ve boğazımı sıkmaya başladı. Diğeri bacaklarımın üzerine oturdu. Tamamen hareketsiz kalmıştım. Nefes alamadığım için gözlerim kocaman açılmıştı. Yuvalarından fırlayacak gibi hissettim. Sonra ikisi birlikte ışık hızıyla kaçtılar yanımdan. Annem girdi içeri, elinde Kur'an-ı Kerim vardı. Bak sana ne getirdim, bunu odana koyalım. Bu seni korur. Odana hiçbir şerli giremez dedi. O anda ben nefesimi yeni toparlıyordum. Elimi uzattım anneme. Anlatmak istiyordum ama konuşamıyordum. Dilim tutulmuştu. Bir daha hiç konuşamayacağımı sandım. Annem başımda iki saat boyunca dua okudu. Dilim de Allah'a şükür çözüldü. Babamla birlikte sabaha kadar başımda beklediler. Ben de korkudan bir an olsun gözümü kırpmadım. Sabah ezanıyla birlikte babam beni camiye götürdü. Caminin hocasıyla konuştuk. Bana Kur'an okumayı bilip bilmediğimi sordu. Biliyorum dedim. Namaz kılmayı biliyor musun dedi. Biliyorum dedim. O zaman sen kendini kurtulmuş say dedi. Bu dediklerini yaparsam bana yaklaşamayacaklarını söyledi. Cüce cinler aslında en zayıf cinlerden oluşuyormuş. Yani bir dua okusanız yanınıza bir daha yaklaşamazmış. Sonra ben her gün en az bir sayfada olsa Kur'an okumaya başladım. O cinler de bir daha karşıma çıkmadı. Bunlar çok güçsüz cinlermiş, doğru. Ama en merhametsiz cinler de bunlarmış. Birinin başına bir kötülük gelirken çok zevk alırlarmış. Birinin ağlaması, üzülmesi, korkması, canının yanması onların en sevdiği şeymiş. Küçük çocuklar oyun oynamayı nasıl seviyorsa onlar da kötülük yapmayı seviyormuş. Biz hocaya gitmeden önce annem de görmüş bir keresinde. Bana anlatmamış. Annem uyumaya çalışıyormuş. Bir türlü uykusu gelmemiş. Sonra dolabının açıldığını görmüş. Dolabının içindeki kıyafetler bir bir yere atılıyormuş. Hem de gözünün önünde. Babamı sallayarak uyandırmaya çalışmış. Babam duymamış bile. Annem o kıyafetlerin bir bir yere atıldığını izlemiş. Sonra iki cüce cin kapının üzerine tırmanmışlar. Kapıyı adeta bir salıncak gibi kullanıp sallanıyorlarmış. Annem besmele çekince gitmişler. Annem bu gibi durumlarda benden daha tecrübeli ve daha soğukkanlı. Onun bekarken yaşadığı çok olay olmuş. Annem gece uyurken odasına babam girmiş. Elinde silah varmış babamın. Önce anneme doğrultmuş. Annem baba ne yapıyorsun deyince silahı anneme uzatmış. Senden istediğimi soru sormadan yap demiş. Şu silahın şurasına bas diyerek anneme tetiği göstermiş. Annem tetiği çekmek istememiş. Baba içi doludur. Ya sana ya bana bir şey olur demiş. Olmaz kızım sen hiç korkma. Ben içini çoktan boşalttım. Bas şuraya demiş. Annem basmak üzereymiş. İçeriye annesi girmiş. Annemi elinde silahla oynarken görmüş. Nereden buldun kızım onu? Gece gece ne yapacaksın silahı demiş.
Annem bakmış babası yok. Babam getirdi anne demiş. Kızım babam benim yanımda uyuyor. Besmele çek bırak o silahı demiş. Annem besmele çekmiş silahı bırakmış. Anneannem bir iki dakika daha gecikseymiş annem kendisini öldürecekmiş. Bilirsiniz köylerde bakkal yoksa normal ekmek bulunmaz. Köylüler kendisi yapar ekmeğini. Annemler de yapmışlar ekmeklerini. Sabahın çok erken saatlerinde kalkıp 6 kadın akşama kadar ekmek yapmışlar. Ekmekleri yaptıktan sonra da yerine yerleştirmişler. Anneannem sabahına kahvaltı için ekmek çıkarmak istemiş. Ekmek koydukları yere bir bakmış ki bütün ekmekler paramparça. Evlerinde kedi de olduğu için fareye ihtimal vermemişler. Belki de kedi yaptı demişler. Ama bütün ekmekler paramparça olmuş. Neyse önce sıraya dizdikleri ekmeklerden parçalanmış olanları yemişler. Onları önce tüketelim, diğerleri sonraya kalsın demişler. Ama sonraki kahvaltıya baktıklarında yine bütün ekmekleri paramparça görmüşler. Koydukları o sıradaki ekmekler de parçalanmış. Bunun üstüne annemle anneannem gece ara sıra gidip kontrol etmişler. Giren çıkan hayvan var mı diye bakmışlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde annem kontrole girmiş odaya. Bir de bakmış ki ekmeklerin üzerinde cüce cinler tepiniyor. Annem orada bayılmış. Gördüklerini anneannem ve dedeme anlatınca anneme muska yazdırmışlar. Annem 6 ay kadar takmış muskayı. Sonra muskası kaybolmuş. Kaybolduktan sonra herhangi bir olay yaşamadığı için ihtiyaç da duymamış. Belki de annemin gördüğü cinler sonradan bana musallat olan cinlerdir. Çünkü onlar da cüceymiş. Neyse ki uzun zaman geçmesine rağmen başka bir şey görmedik. Böyle bir kanal açtığınız için Allah sizden razı olsun Pınar Hanım. Kendinize çok dikkat edin. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.